dijital platformda yayınlanacak Şahmer'in dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta aracına saldırıda bulunan Tayfur Demirtaş isimli takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu. Son olarak etilerde görüntülenen Sarıkaya'ya, saldırganın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ifadesi soruldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta otomobiliyle etilerde bulunan evine doğru giderken aracı takıntılı hayranı Tayfur Demirtaş tarafından tekmelenmiş, oyuncunun şoförü ise durmak yerine direkt siteye giriş yapmıştı. Sarıkaya olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulunmuştu. Oyuncuya saldırıda bulunan şahsın, Sarıkaya'yı sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öğrenilmişti. Güzel oyuncunun şikayette bulunmasının ardından söz konusu takıntılı hayran, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayın ardından Serenay Sarıkaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında koruma talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, saldırganın 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar vermişti. Sarıkaya, verdiği ifadede, bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikametimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikayetçiyim, demişti. Yaşadığı bu olay ile zor günler geçiren 29 yaşındaki başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de bulunan bir pilates salonundan çıkarken görüntülendi. Tacizcinin verdiği ifadede, Allah katında eş olduğumuzu düşünüyor ve hissediyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun gittiği her yere gideceğim, dediği hatırlatılan oyuncu, gerekli tüm önlemleri aldım, alıyorum da. Yargı süreci devam ettiği için bir şey söylemem doğru olmaz, cevabını verdi. Her zaman olduğu gibi stiliyle de adından söz ettirmeye başaran güzel oyuncu, kendine özgü giyim tarzı ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Öte yandan Sarıkaya, yaşadığı üzücü olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil, çok üzgünüm. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele ekibindeki herkese, ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Tüm kadınların telefonunda KADS uygulaması olmalı. Lütfen yükleyin.